Merhabalar herkese. Hani Galbat Seferi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. En son Babil'in kapılarına ufak ufak dayanıyorduk. Babil'in gücüne bir tekrar bakayım. Benden daha güçlü görünüyor ama Babil bu arada savunmasız bırakmış. Bir dakika, kimle savaş halindesin sen? Keşfetmediğim bir fraksiyonla. Muhtemelen şuralarda falandır. Muhtemelen ordusu da oralardadır diye düşünmekteyim. Öncelikle şunlara dalmak da mantıksız değil de yok ya. Babil'i böyle yakalamışken böyle dalmak gerekir. Şimdi, yürümem var ama tazelenmem maksimumda değil. Saldırsam mı yine de? Ya şeyden biraz çekinmiyor değilim yani. Buralarda büyük bir ordusu olma ihtimali var. Evet, düşmanına saldırmaya gitmiştir diye tahmin ediyorum ama belli de olmaz. Şu ordu bir fullendikten sonra saldırmayı galiba tercih edeceğim. Önümüzdeki tur saldıralım o yüzden. Burada şuradan gidiyorduk ikmal oranımızı arttırmak adına. Ve %10 oldu ikmal oranı. Ekstradan ne veriyor bu? Yakın savunma veriyor bütün orduya artı 3. Gayet güzel. Daha ne olsun? Okey. Sen o halde orada kalmaya devam edeceksin dostum. Sonra bir anatta çıkacak bir isyanımız vardı. Bunu bir tur engellemiştik. Şimdi o isyan çıksın lütfen. İş gücü artışında kullanayım. Herhangi bir şey yapmaya başlamayacağım çünkü isyan çıksın istiyorum. İsyan çıksın ve şuradaki aldığım isyan bastırıcı orduyla önümüzdeki tur ona müdahale edeyim istiyorum. Ama anata çıkma. Anata çıkarsa yine kontrolü birazcık arttırır bu ordu var diye. Kontrol artsın istemiyorum. Direkt olarak önümüzdeki tur isyan çıksın istiyorum mümkünse. Şu arkadaşları da bir an önce Ninurta'ya ulaştırmak istiyorum tabii ki. Okey, sen oradasın. Sen bu şekildesin. Maksatlar Tunçeret'ten bina diyorduk. İdu'nun upgrade olmasını bekliyoruz. Yani şunu yıkıp baştan yaparsam da o görevi tamamlamış olurum ama 5 tur sonra tamamlanacak zaten. Çok da bu tip işler yapmaya gerek yok bence. Kraliyet fermanı. Yeni araştırma. İkmal oranımız %5 arttı. En çok istediğim teknolojilerden bir tanesiydi. Onu da almış olduk. Bakalım ne var başka. Baskın geliri. Muharebeden gelen XP. Tunç. Okey. Maddi sıkıntı çok yaşamamaktayım. Mağaradan gelir. Yerli birimler için ama yerli birim kullanmıyorum pek. Mağaradan gelir menzilli birimler. Mühimmat %20 menzilli birimler. Tüm fraksiyon çapında. Bak bu gerçekten inanılmaz işime yarar. Bakın vasıfı. Anıt bulunan eyaletler için. Yani yavaştan aslında şuna da gitmek mantıklı. Çünkü çok da uzağında değilim galiba Ninurta'nın 3. seviyeye çıkmasına. Yani. Yeni bir tanrıya tapınabilmek mantıklı olur. Meşrutiyet, ittifaklar. İttifak yapmadığım için pek bir anlamı yok. Direkt savaş ve agresyon üzerine kurulu şu an oynadığım oyun. Minekli birimler. Sağlık, binekli birimler, karada hareket. Binekli birimlerin çok güzel bonusları var da henüz onların çok fazlasını yapamıyorum. Çünkü fraksiyonla 2-3 kartı 5 da işe yarar. Takas anlaşmaları işe yarar. İlahtan gelen meşrutiyet. Fena değil. Meşrutiyet durumum da iyi gayet aslında. Genel olarak her şey iyi durumda. Şu anda zaten. Tamam. Önce bir yeni bir ilaha tapınmaya, sonra da şuraya gitmeye yönelik bir plan yapmaktayım. O yüzden şunu bir araştıralım. Direkt bunu araştırabiliyor muyum? Ha, araştırabiliyorum. Değil mi? Evet. Yok, hayır. Ha, evet. Tamam. Önce şunu araştırmaya gibi gelmişti de. Buna çok da ihtiyacım yok. Öncelikle bunu araştıralım. Saray elemi. Ha, bunlar birikiyor mu diye bakacaktım. Geçen tur bir şey kullanmamış mıydım ya? Emin olamadım, bir dakika. Sen şusun. Şuna karşı. Ha, istediğini yapabilirsin, önemli değil. Neyse, bana bir şey yapıyor. Okay, yapsın. Ben şu birikiyor mu diye bir daha bir kontrol etmek istiyorum. Galiba geçen tur kullanmamıştım birikiyor mu diye bakmak için ama emin olamadım. Şimdi birkaç gün sonrasında yapıyorum dediğim gibi bu seriyi. İnşaatlara bir bakalım. Hani Galbat'ta inşaat yapmak isterim. Bunlar yapılmakta. Bunların upgrade'i için iş gücü lazım bunun için. Tamam, önümüzdeki tur. Aa, pardon, bunun çok bir anlamı yok demiştim değil mi? Şu yeterli benim için.
5'inci seviyeye çıkarmak için ne gerekiyor? 5 iş gücü gerekiyor. Onu mu beklesem? Yok ya. Öncelikle şuradaki kaynak binalarını tekrar vazgeçtim, bekleyeceğim. Tekrar vazgeçtim, beklemeyeceğim. Tamam, beklemeye karar verdim. Bunu 5 yapmak istiyorum da bir an önce şu en maksimum şeylere ulaşayım. Asker tiplerine ulaşayım. Onlardan belki basarım. Okey, Rapiku'da buraya ne yapmayı planlıyordum? Bir tane şey, tapınak yapabilirim ya da garnizon binası yapabilirim. Garnizon mantıklı. Tapınak da isterim ama bir tane daha sonrası açıldıktan sonra tapınak yaparım. Burada bir şey yapmayacağım demiştim. İş gücü kaybetmek istemiyorum. Çünkü iş gücü kaybedersem kontrol artar, kontrol artsın istemiyorum. Mare'de her şey yolunda. Şuradan bir altın gelirimi arttıran binayı küt diye yapayım. Burada ise güzel bir bina var mı? Yok. Kalsın o zaman bari o. Yeterince taşım var mı? Yeterince odunum da var. O taşı karakola harcamayı tercih ederim. Şimdi yükselmesi yapmayacağım. Bir sürü yapabileceğim karakol var mesela. Burası hani Galbat? Dini karakollara öncelik vermeyi tercih ederim. Sağ sola dini karakol kurayım. Zaten bir tane falan kurabileceğim galiba şu anda. Ama buraya meşrutiyet veren bir şey de kurmamışım. Şuraya bir meşrutiyet veren şeyden kurayım. Tamamdır. Karakollara sonra tekrar bakarız da şu... Özellikle şu hiçbir işe yaramaz. Bunu yık. Bu da yaramaz herhalde ya. Buralar yeterince güvende bence. Ama yok ya, kalsın. Şey yani yıkılma işi kalsın. Okey, orada işten çıkacak biliyorum. Garnizondaki ruh hareket etmedi biliyorum. Genel hareket etmedi biliyorum. Diplomasiye bakayım son olarak. Saldırmazlık anlaşması isteyen var. Şimdi senin topraklarını göremiyorum ben de. Onlar sanki Dicle'nin yanında ya. Belki mukaddes Mezopotamya toprağı sayılabilir. O yüzden de onlara dalmak isteyebilirim. Geçiş anlaşması veren. Yok, sizi alacağım ben. Kusura bakmayın. Konferansiyon ne kadar zor ya bu oyunda böyle. Şu tacın gücünü de bir hatırlamış olayım. 320'ye doğru. Okey. Gidiyoruz yavaş yavaş oraya da. Şunu kullanabilirim. Eating Planos pasif veriyor zaten. Şunu bir yerde kullanmıştım galiba. Sen ona bir bakayım. Kullanabilecek durumda mı? Kullanabilecek durumdayım ama şu an ihtiyacım yok. Şuna da bir dakika bakayım. Mevcut askeri talim 30. Savaşta olduğumuz her turda askeri talim kazanılır. 100 askeri talim puanına ulaştığınızda Fjokrum'un genelinde %10 yetiştirme maliyeti elde edersiniz. Hiçbir işe yaramaz %10 yetiştirme maliyeti azaltımı. Mali olur. Ayrıca geçici olarak artı bir yetiştirme puanı. Bunlar bir rütbe atlasın ya o zaman. Bazıları atlamadı, yeterli gelmedi. Neyse canım. Diğer özellikle hiçbir işe yaramıyordu zaten. Bir iç savaş da Mısır'da belli ki. Okey, yeni bir maksat. Sahibine bakmayı unutmuştum. Ha, hatta şey, büyük maksat. Önemli bir anıtı. Bunu işte bilmiyorum yani. Babil'i fethetmek bunu yapmış sayar mı bilmiyorum. 4000 gıda gelinen için o çok zor. Şu turdan 4-5 6. kademi birimler 15 birim. Bu da biraz zor ya. Hadi şunu bir deneyeyim ya. Babil'i alınca bakalım olacak mı? Şimdi bilmediğim şey önemli bir anıta sahip bölge. Yani o an, yani mesela Babil'e önemli bir anıt yapılabilir. Ama yapılırsa mı sayacak yoksa yapılabilirse mi sayacak? Yani Babil'i alınca bunu sayacak mı yoksa illa yapılı olan bir bölgeyi mi almak gerekiyor? Ondan emin değilim mesela. Deneyelim. Deneyelim, ne yapalım. Okey. Buraya gelen giden yok. Şu an saldırabilirim. İsyana bakalım. Bir dakika, önce bir şununla ilgileneyim. Gel şunu bir bastır sen. Ya dostum. Çok manasız.
Otomatik sonuçlandır ya. Bir üst taperi, bir üst taperi. Şuradan iki mal alayım. Okey, sanıyorum geri kalanı da halledersin değil mi? Tamam. Okey, ne yapalım artık, biraz hasar aldık ama. Biraz daha iki mal al. Şimdi şeye bakmak istiyorum ben, sen marş vaziyetinde. Ha, buraya kadar mı gelebiliyorsun? Şeyi düşünüyorum da. Şimdi ben bu tur Babil'e saldırsam bir tur kuşatma silahı yapmakla geçecek benim. Ama önümüzdeki tur bu eğer yetişirse şu arkadaşlar sayesinde kuşatma silahı yapmak zorunda kalmıyorum malum. Her şekilde önümüzdeki tur değil. Pardon. Her şekilde önümüzdeki tur alacağım ben bunu. Bu tur alamayacağım. O yüzden bunları yetiştirmeyi, orada kuşatma halinde beklememeyi tercih ederim. Yetişir mi? Sanki yetişecek gibi ya. Yetişir gibi sanki, evet. Tamam, tamam. Bir tur daha bekliyorum. Son bekleme turum. Önümüzdeki tur Babil'e saldırıyorum direkt. Sarayda, evet bunlar birikmiyormuş. Onları görmüş olduk. O zaman o şey ne işe yarayacak ki? Şu muydu? Yok, bu değil. Mesela bir dakika, seçkin savaşçı isteyebilirim. Şu an şey saygınlığım yok da dur, biriyle saygınlığı arttırmam lazım. Bari kralı geçsin ya. Onun ömrü uzun değil diye düşünüyorum zaten. Bundan... Okay. Biraz nispeten de fazla meşrutiyeti var zaten. Bundan bir şantaj yaparak birazcık saygınlık kazanalım biz. Sonrasına bakarız. Büyük Sargon'da bir gelişme var. Bir tane daha maksat seçebileceğim önümüzdeki tur. Güzel. Kraliyet katibi atasam fena olmaz aslında da dur. Arşivlere bakayım. Fatih olarak yerleşim yerinin işgalinde artı bir iş gücü, artı iki iş gücü. Yakın muharebe ölümcüllüğü korumaların sadece. Tamam. Arketipler gelişince genel olarak arketip yuvası veriyor. Maksat dur. Sistemi anlamaya çalışıyorum ben de. Denetçi bir şey yaptığımızda kraliyet sarayı kabiliyeti kazanacağız. İlginç. Stratejisini veriyor, yetiştirme yuvası veriyor. Yapı ustasını veriyor. İnşaat maliyeti. İnşaat sınırını arttırın. Yücelik. Bir dakika, yücelik anıtı şey miydi? Şu oluyor değil mi? Evet, normalde bir tane yapabiliyorsun bunu fraksiyona. Birden fazla yapabilmek daha fazla zafer puanı kazanmak için çok iyi olur gerçekten aslında. Nispeten uzun vadeli bir plan da olduğu için sanki yapı ustasını yürümek mantıklı. Baskıncı ne yapıyor? Dur, başına TF veriyor. Tamam, yapı ustası seçeyim bakalım. Yokmuş. 50 altın harcayarak yenileyelim. Gene çıkmadı. Bir daha yenile. Gene çıkmadı. Bir daha yenile. Bir sürü altın harcadık ama. Neyse. Önümüzdeki tur yapı ustası maksadı çıkma ihtimalini arttırıyor galiba bu. Sistemi yanlış anlamadıysam. Okey. Orlar hareket etmesi gereken şekilde etti. Başkentime... şunu bekleteyim demiştim de dur. Önümüzdeki tur 5 olmayacak. Onun yapılması 6 tur sürüyor. Tamam, bekleyeceğim. Yine de bekleyeceğim ben. Taş arttırmak. Ya bunlar da hep güzel şeyler de yok. Şunu 5. seviyeye çıkarmak isterim bir an önce. Çünkü kuzeyden tam saldırı gelmiyor. Bir şekilde güvende sayılırız. Şimdi her ne kadar babasının toprağı gibi geliyor geçiyor olsa da buradan. Yani şu an birisi saldırmaya kalksa yeterince iyi askerler ve hızlı bir şekilde yapabilirim burada. Güvende sayılırım o yüzden. Ama daha iyi askerler yapabilmek isterim. Daha iyi askerler yapabilmek için de bunu çıkartmam gerekiyor.
Şimdilik orada sadece yapmam gereken şey acil durum ordusu olabilir. Şu anda ona bir ihtiyacım yok. Olursa da yeterli bir ordu yaparım yani kısacası. 5. seviyeye çıkarmayı bekleyecek lüksüm var kısacası. Burada seni niye yapamıyoruz? 4 mi istiyor? Önceliği buna verelim o zaman. Evet, bunu 4. seviyeye çıkarabiliriz. Burada bunu bekliyordum değil mi? Yok, beklemiyordum bir şey. O öyle açıkta kalıyor. Tamam. Taş gelirimi biraz arttırayım. Şeye bakmakta fayda var bu arada. Diğer maksadı yerine getirmek için şey yapmam gerekiyor ya. Tunç binası yapmam gerekiyor ya. Nerede o tunç binası ya? Kaybettim. Ha şurada. Tamam, onu önümüzdeki tur başlatabileceğim. Bir de unutmadan şurada çok güzel bina vardı değil mi? Terkoa'da. Okey. Unutmadığımı teyit etmiş oldum. Onu da bir gün yapacağım. Şu an değil de. İnşaatlara baktık. Karakol inşaatı. Buraya da bir dini karakol yapalım. Neden olmasın. Okey. Aksatlar öyle. Diplomasi de karşılanmak önce bir şey varmış gibi durmuyor. Aa, şu özelliği kullanabilirim ben. 200 altın. Tamam, bir dakika onu kullanayım. Babil, gel buraya. Önümüzdeki tur kullanayım da daha uzun süre geçerli olsun. Tamam. Ve deniz hakları da geliyor. Buyursunlar. Okey, artık Gates of Babylon şarkıları söylemenin zamanı gelmiştir sanıyorum ha. Şimdi, sevgili Ninurta. Bu ne yapıyordu? Çatışma kabiliyeti. Dur. Öncelikle şu şeyi bir kullanayım. Muhbir yerleştir. 200 altın. Değer. Sadece şehirlerini görebiliyorum. Şurada 16 kişilik ordusu olduğunu görüyorum. Şurada bir 12 kişilik ordu görüyorum ama Babil'in etrafında bir şey yok gibi. Bütün topraklarını göremiyormuşuz ya. Sadece yerleşim yerlerini ve ordularını görebiliyorsun. Tamam, o zaman Babil'in etrafında ordu yok demektir. Tamam, süper. Yes. Ha, bakalım. Set sail. Şuraya bir iniş yap. Stay on shore. Okay. Sen de yanına gel onun. No trouble. Hı. Make landfall. Şu arkadaş yetişecek mi şimdi? Sounds important. Sanki yetişecek gibi ya işte. Demin de öyle gelmişti. Okay. Şuna verebilecek misin bir tane? Hey dostum. Seek shores. I listen. Burning. Ya şimdi bundan bunu alsam bir deneyeyim. Expedite warriors. Expedite. Scrub the decks. Abi niye indin? Get on land. Ya uf, çok saçma oldu ya. Niye indin ya oradan? Ha, bu denizde miymiş? Allah kahretmesin ya. Ben onu karada sandım. Ya öf. Yine Babil Fethi bir tur ertelenmiş oldu bu yüzden. Öf, sürekli saldıracağım diyorum. Saldıramıyorum ya. Aslında saldırabilirim ya. Dur bakayım. Ben şuraya kadar gel. Here I go again. Muhtemelen olmayacak ya. Bundan o birimlerden birini alacağım. Ondan sonra saldıracağım diyorum ama bunda hiç yürüme kalmadığı için şu an. Bu alır almaz bunda yürümesi kalmayacak. Babil'e saldıracak yürümem olmayacak. Babil'in direkt en dibinde durursam. Şurada yani.
Ki öyleyim şu an aslında, duruyorum. Şu an saldırabiliyor olmam lazım. Çok yakınım çünkü. Tamam, deneyeceğim bakalım ya. Daha fazla zaman kaybetmek istemem. How long will the world last? Dur ya, şunlardan para alayım bari. Sevgili, adını okumaya erişenliğim, dostlarım, savaşa katılmak istiyorum ben Babil'e karşı. Vasalım mı olmak istiyorsunuz? Yok, ben sizi fethetmeyi tercih ederim. O yüzden siz bana kaynak verin sadece. Neyiniz var? Gıdanız mı var? Olur, olur. 300 mesela. Çok mu geldi? 130 da biraz azmış dostum ya. Neyse, anlamadım. Okey. Saldırabildiğini söyle bana. Abi ya, abi ya. Şuradasın işte, şuradasın. Saldıracaksın. Okey, ne yapalım artık. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. O kadar da ince ayar yapmaya çalıştım ama olmadı. Okey, kumpaslarda bir şantaj şeyim vardı. Bunun ihtimalini biraz arttırmak isterim. Burada beklemedeyim. Burada... İş gücü için... Hayır, şunu yükseltmeyi tercih edeceğim. Onu da bir ara yaparız. Karakol mu? Karakol olarak... Şuraya bir tane dini karakol kuralım. Burada meşrutiyet şeyi varmış, tamam. Bir tane dini karakol da buraya koy. Bir tane de buraya koy. Ve taşlar bitti. Tamam. Hattie will arise again. Everybody has their duty. Eğer o özellik gerçekten de bütün ordularını gösteriyorsa, ki neden göstermesin? Herhalde bana kolay kolay yetişemezler ya. Tebur'dan oraya yetişemezler yani. Bakalım. Okey, gelen giden yok. Bunların asıl tehlikesi buradan kuzeye gidip benim şuradaki savunmasız şehirlerime dalmaları olur. Yani bir acil durum ordusu basarım falan ama şu an hedef Babil. Tanımayanlar için Gates of Babylon. Kimindi? Rainbow'undu değil mi o şarkı? Mastin versiyonunu daha çok sevmişimdir ama zaten Dio'nun vokaliyle her daim güzel şarkıdır. Şöyle bir bakıyorum. Direkt saldırabiliyorum çok şükür. Saldıralım ya. Yani otomatik sonuç almak da çok kötü bir seçenek değil. Tazelenmem yeterince yüksek ama yani Babil'in özel bir kuşatma haritası var. Onu görme fırsatı kaç kere gelecek hayatımızda karşımıza. Sisli fırtınalı işime gelmez. Yağmursuz fırtınaya dönüşüyor. Komple yağmursuz olsun ya. Hah, mis. Şimdi bakalım. Güzel. Güzel harita. Babil'i şöyle bir gezelim yahu. Güzel binalar şu tarafta. Vay vay. İnce ince işlemişler gerçekten. Çok tatlı harita. Herhalde zenginlerin yaşadığı yerler. Bakanların, makamların yaşadığı yerler. Burası da sarayımız mı oluyor? Çok tatlı detaylar var gerçekten. Zaten Total War'ların yani görsel detaycılığına, tasarım kalitesine her zaman hayran kalmışımdır. Ne kadar söz etsem az. Neyse, ama şimdi buradan nasıl sağ çıkacağımızı düşünelim. Öncelikle bir kuleleri kontrol edelim. Nerede kule var? Buralarda var. Şurada kule yok.
Kuleler konusunda bir şey falan sonuçta şu an. Hatta bu oyunda kulelere hiçbir şey yapılamıyor. Kuşatma saldırısı, o saldırganı aman şey kuşatma silahımız olmadığı için. Şöyle köşelerden saldırmak mantıklı. Adamları gizleyebileceğim bir ağaçlık var mı diye bakıyorum. Şurada var. Şu ağaçta gizleyip şu kapıya koşup o kapıyı kırmak, o sırada da içerisini noklamak mantıklı göründü. Şurada büyük bir kör nokta var. Evet, ben bu planı sevdim. Destek birlikleri nereden geliyor? Onu göremiyor muyuz? Peki. Destek birlikleri geliyor değil mi bu arada? Eminim. Çok dikkat etmedim savaştan önce de. Neyse, şuraya yerleşiniz. Dur. Siz yakın dövüşler. Orada kalın. Sana çok iş düşecek. Siz onların... çok yer yok zaten. Üst üste binin. Tamam. Siz şöyle durun. Herkes görünmez mi? Atlı hariç. Evet, herkes görünmez durumda. Atlıyı da klasik Troy ve Ferroh taktiği olarak onlara en uzak noktaya koyayım ki düşman ordularını buraya konuşlasın. Okey, hazır mıyız? Bence hazırız. Herkes görünmez değil mi? Görünmez. Düşman ordusu göremiyor. Heh, şurada bir şeyler koydu. Tamam. Öyle kalabilir şimdi. Şimdi sevgili okçular. Siz şuna çok uğramadan şuraya bir dizilin önce. Ninurta sen de onların arkalarına geç. Yakın dövüş piyadeleri onların arkasında dursun. Sen de kapıya koşacaksın. Öncelikle şuraya kadar bir koş da. Heh, sen de gel tabi. Abi destek birlikleri gelemiyor muydu benim ya? Nasıl yani? Niye? Büyük ordu kontrolünü mü açtım ben? Şey kapadım. Çok yakındaydı destek birlikleri. Niye gelmiyorlar? Şu an anlamadım gerçekten ne olduğunu. Siz sevgili menzilli arkadaşlar komple açılı ateş edeceksiniz. Sen su falan fark etmez. Yine de oraya gir. O kulelere ne kadar az bulaşırsan o kadar iyi. Okey mi? Hadi yürü. Bir iki atış yiyeceğiz oradan. Tamam, çok isabet ettiremedi. Orayı bir kırın siz. Tamam, yeterince hızlı kırıyorlar ya. Bu kadar hızlı kırmalarını beklemiyordum doğrusu. Okey, sevgili okçular, siz şimdi yaklaşın biraz. Bayağı bir yaklaşın hatta. Suyun içine girmeniz de önemli değil. Nurta sen azıcık daha dikkatli ol tabii. Onu yaklaştırmadan önce 5 kere düşünmem lazım. İçeriden bir ok gelir, bir şey olur. İçerisini komple göremiyorum şu an. Bir şey yoktur ya. Kapıyı kırınca bunları içeri yollasam mı? İçerisini bir görmem lazım ya. Kapıyı kırdıktan sonra görürüm herhalde. Ne kadar kaldı? 20-30'dayız. Tamam. Şerifler aslında hafiften menzilime giriyor gibi. Birazcık daha şuraya sokarsam bu adamları belki ateş edebilirler. Birileri ateş edebiliyor. Güzel. Ninurta ateş edebiliyor sadece. Tamam, o da olur. Ne yapalım?
birini daha gördük. Biraz bu tarafa yaklaşmalarını çok isterim tabii ki. Diğerleri de görüyor ufak ufak böyle saçma sapan yerlere geldiler. Daha yaklaştırsam acaba duvarlar atışlarını engeller mi bunların? Yumurtanın da mühimmatı bitti mübarek. Biraz şu tarafa dönerseniz oraya gelen birisi varsa daha hızlı bir şekilde indirebiliriz. Umarım öyle gelip ölürler. Tabii ki mühimmatım çok hareketli oldukları için çok efektif vuramıyor okçular. Umarım yeter mühimmatım. Saldırmıyor musunuz ayıptır sorması? Vallahi saldırmıyorlarmış, Allah Allah. Bir kapıyı falan mı açıp kapattılar arada acaba? Okay. Kapılar kırılmıştır. Şimdi şöyle bir dizilin. Ellerin saldırısını almayacağınız bir noktaya. Okey, sanıyorum içeriği görüyorum ve içeride kimse olmadığını da görüyorum. Anlamını çıkarabilirim buradan. Şöyle yapalım. Şu arkadaşları şuraya dizsem belki onları görebilirler. Güzel salvo yollanır oraya. Birazcık şöyle yaklaşmamızı icap eder. Yurtadın maalesef mimatı bitmiş. Genel olarak yetmeyebilir galiba mimatım bu savaşa ya. Yakın dövüş piyallerim de dünyanın en kaliteli piyalleri olmadığı için kurtarırım bilmiyorum. Belki geri çekilmem gerekebilir bu savaşta. Biraz daha şöyle yaklaşsanız nasıl olur? Onu vuramıyor musunuz? Görüntüden çıktı. Ya galiba yakın dövüş bir yerleriyle içeri dalmam gerekecek gibi duruyor. Ama yani çok okçuları var. Onları da duvarlardan indirmişler belli ki. Tamam abi gelin. Girmeye karar verdim. Ama tabii kulelerden mümkün olduğunca az saldırı alarak girmeye çalışalım. Şu şekilde dizilin siz. Sonra içeri yollayayım. Bunu sokmama gerek yok çünkü zaten çok hasarlı durumda. Sen kenarda bekle hatta istersen orada kalabalık etme diyeceğim. Gibi birazcık hasar alacak orada ama. Okey, hazırsanız. Evet, girin içeri, hadi bakalım. Okey, hadi daha hızlı, orada oyalanmayın boşuna. Şöyle bir dizilin. Okçuları da yakın dövüş yerlerimle koruyarak içeri git sokmak şu an çok çok iyi olur. Gelin tamam. Şurada birilerini ateş edebiliyormuşuz zaten ama. İndiniz mi aşağı? Size bir saldıralım o zaman. Okçularla yakın dövüş yerleri biraz fazla iş içe geçecek. Hallederiz, sorun yok. Kaçmaya başladı mı onlar? Tamam. O zaman siz şöyle dizin arkadaşlar. Okçular siz de şöyle gelin. Sen de gel. Nurta sen güvendesin değil mi? Senin bir sıkıntın yok. Sen de oradasın. Size kontrol 5 falan diyelim de diğerleriyle karışmasın.
Ben sana kontrol 5 diyeyim, sen de diğerleriyle karışma. Okey, onlar dalmayı tercih etti komutanlarıyla. Olur, hatta etrafını çevrelerim. Kaliteli birim korumaları, komutanım falan ama yani azıcık sayıcı üstünlüğüm var burada, biraz dalarak enayilik etmiş oldu. Biz şuraya dizilmeye devam edin arkadaşlar. Onu kaçırmayın siz. Komutanları da öldü. Oradan da bir liderlik moral debufflarını aldılar. Bir saniye. Ateş etmeyin. Oraya gerek yok. Bizim piyadeler hallediyor zaten onun geri kalanları da. İçin, şehrin içindeki noktaları almaya odaklanalım o zaman. Siz şöyle gelin. Buralarda kimse kalmadı çünkü diğer tarafta. Oha, bu nereden çıktı? Oha, atlıları varmış. Dur. Geri gel. Okçular, siz devam edin. Çaktırmadan nereden geldi o okçuya? Aman şey, atlı. Okçuları arkadan saldırmış çakal. Neyse, burada kimse yok en azından. Orada mısın? Tamam, birisi gelirse zaten bu adam bir süre kendi başına onları koruyabilir. Etraflarını sarmak mümkün olursa daha hızlı indiririz onları. Şöyle gel. En azından bir tanesi şöyle gelsin. Kaçmak üzereler zaten ama. Çabuk sarın etraflarını da. Şimdi. Okey, onları iyi sıkıştırdık. Hayatta kalmayacaklardır herhalde. Yanım buralarda olup biten bir şey yok. Okçuların da bu arada hapis serbestini kapatmıştım. Onu unutmadan tekrar açayım. Tamamdır, oradaki atlılar da tamam. Tekrar şöyle gelebilirsiniz. Akıllılık edip ben o atları görmediğim sırada Ninurta'ya saldırsaydı o atları, benim adım boş olmayabilirdi ya. Okey. Okçuları ortaya çıkmış oldu. Siz şuraya dizilirseniz menzilinize girerler mi acaba? Deneyin bakalım. Okey, giriyorlar. Yakında bir piyadeleri de yakalıyor zaten onları da. Asıl sıkıldır. Ben bunlarla uğraşırken oradan bir okçu saldırısı daha yemek kötü olur. Siz açmıştık sanki atış serbesti değil mi? Niye ateş etmiyorsunuz acaba? Neyse, keyifleri öyle istemiş. Gelin o zaman, yakın dövüş bir yerleri zaten ulaştı oraya. Şimdi ateş ediyorlar. Ve kendimi ateş ettiler. Benim adamları ateş ettiler. Peki. Kalırından aldır uldur geliyorlar. Kan döke döke, saça saça. Bunlar arkalarına bakıyorlar. Bu da bir taktik tabi. Arkaya bakma taktiği.
ünlü komutanımız Nasrettin Hoca tarafından geliştirilen. Burası ne yapıyor? Sağlık puanı iyileştiriyor. Hı, hoşmuş, tatlıymış. Adam diriltmez tabii. Vampirlerle oynamıyoruz. Buradan gelen var. Oradan da gelen var. Dur lan, ne oluyor? Bir yandan kıskaç saldırısı yaptılar. Binaların arkasından geldiği için bu oyundaki o görünürlük meselesi hakikaten önemli. Neyse, okçuları korumayı başardık olan bir şekilde. Son anda gördük. Elit bir birliğe benziyor. En azından zırhlı bir birliğe benziyor değil mi? O kadar çok önden gitmenize gerek yok. Bu tarafta inmek üzere. Bu taraf sadece bir tane birime ulaşmış. Ama o da yeterli olmuş. Yok. Daha fazlası varmış, pardon. Şimdi diğer noktalarına doğru harekete geçelim o zaman. Seni arkada bekleteceğim ya, arkadan saldırı yiyebiliyorum. Şuraya doğru koşturun mesela. Aynı şeyi siz de yapın. Birazcık arkada bekle. Seni diğerlerinden sonra harekete geçireceğim. Manzaranın da tadını çıkaralım ya. Babil evlerinin önünden geçen ordularım. Sen de ufaktan yaklaşabilirsin. Burada bir baharatçı varmış. Ne satıyormuş? Zerdeçal. Şöyle aralardan da girelim. Mahalle aralarında da alışalım. Her gün Babil'e uğrama fırsatı olmuyor insan. Aha, tabii manzara izlerken. Okçulara kurban gitmek hoş bir senaryo olmaz. Şuraya giriniz efendim. Siz de o tarafa doğru dönünüz. Ve şurada arkadan koru. Bir okçu da orada varmış. Seni o tarafa götürmek istiyorum o zaman. Şurada iki tane mi okçu var? Tamam. O okçular da şu tarafa dönsün. Hatta iki tane daha okçuyu o tarafa götüreceğim. Okçuların geri kalanı da şu tarafa doğru gelsin. Zaten çok fazla birimlerinin kalmadığını tahmin ediyorum. Olsaydı görürdüm diye düşünüyorum. Benim okçuları iyi okladı. Buradaki okçuları yakaladık. Yerlerine ulaşmaya biraz daha zaman var ama neyse ya, bu salvalar herhalde onların içlerini bitirmeye yeter. Tamam. Sen koşuyorsun değil mi oraya doğru? Yani birazcık yavaş koşuyor. Ama koşuyor. How could it end like this? Okay, o da kaçmaya başladı. Şurayı da ele geçirdim. Burası ne veriyor? Artı 10 moral veriyor. Süper. Artık bitmiyor mu savaş? İyi, madem şurayı da ele geçirelim. Başka nerede adamları kaldı acaba?
Gelin bakalım şuraya doğru birini görebilecek misiniz? Şuraya koruyor olabilir birileri ya. Hala kimseyi göremedim. Ha, biri şurayı ele geçiriyor. Peki. Şurayı ele geçirdikten sonra geri gidebilirim. Şunları oraya yollayabilirim tabi. Gelin bakalım. Okay, burayı ele geçirdik. Burada kimse yok. Şuranın niye bir kısmı şey kalmış ya, kırmızı kalmış. Demin komple yeşil olmamış mıydı burası? Olmamış demek ki. Siz orada bir kalın bakalım. Nerede ya bu adamların kalan birimleri? 3.7 ele geçince ya da şey çıkıyor mu acaba? Oyundaki çok fazla şey yapmadığım için. Şey, kuşatma savaşı yapmadığım için tam o sistem nasıl işliyor bilmiyorum. Gelin şöyle. Siz de oraya ateş edebilecek şu pozisyona geçiverin. Şurası iyidir. Nasıl yani? Orada görmediğim biri mi var yoksa ele geçirmeyince otomatik bir şey oluyor. Heh, neyse. Adama yaklaşmam yetti. Güzel. Babil de düşmüştür. Eline sağlık Ninurtacığım. İşgal et. Babil'in kapıları düşmüş. Bağlarındaki, bahçelerindeki üzümlerden Asur şarabı yapılmıştır. Neyse efendim, bu bölümü burada sonlandıralım o zaman. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyeyim. Mümkünse bir beğeninizi rica edeyim. Haydi kendinize iyi bakın.